Evet gençler, merhabalar. Merhaba abi. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bilirsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu abi şeyden biliriz, kelimeleri doğru söyleyemiyor. Evet. Röportajlarında falan onlardan biliriz abi. Öyle. Sen ne diyorsun? Abi iyi ya. Ya iyi bilirim ben. İyi bilirsin. AK Parti'den başkası yok abi. Gel abi gel. AK Parti'den başkası yok mu abi? Telefonu çıkartayım mı? Bak abi. Kaçak telefon. Var abi, var AKP'den başka, sıkıntı etme. Evet, sana soralım genç. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bilirsin? Ben nasıl bilirim? CHP'nin köklerinden ayrılmış, bu zamana kadar birçok seçim kaybetmiş, bunu da kaybedecek kesin olan biri. Genç olarak böyle görüyoruz. Yani. Kaybedecek abi zaten. Yani şöyle peki bir şey kim var. Kim olursa kazanır? Mansur Yavaş. Pardon, Muharrem diyorum, Mansur. Mansur Yavaş abi. Mansur Yavaş diyorsun. Mansur Yavaş gençlere çok önem veren bir insan abi. Abi. Peki neden Kılıçdaroğlu diretiyor ben olacağım diye? Abi Kılıçdaroğlu neden diretiyor? Çünkü hani hiç kazanamıyor ya kendine. Bence yediremedi. İlla bir kazanayım, bir başkan olayım diyor da olsa bile bir şey değişmeyecek abi. Ülkenin hali ortada zaten. Hani gençlere önem veren bir başkan lazım bize. O da? Mansur Yavaş abi. Ben Mansur Yavaşçıyım. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi baktığımızda bu adam 2014'te de aday olmadı. 2018'de de kaybedeceğini biliyordu. Hı. Şimdi CHP'de şöyle bir ön yargı var. Kim aday olursa kazanır. Erdoğan'ın karşısına bardak koysanız kazanır gibi bir ön yargı var. Kılıçdaroğlu da diyor ki ya ben gelmişim zaten 74 yaşına, zirvede bırakalım. Hani ben bu amaçla aday olmak istediğini düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar birçok referandum, genel seçim, yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetmiş bir partinin lideri ki bana kalırsa AKP'nin bugün iktidar olmasının en büyük ortaklarından biri Kılıçdaroğlu'dur. Evet. Ve nasıl olsa kim aday olursa kazanır mantığıyla baktıkları için ya ben aday olayım, bir ölmeden önce cumhurbaşkanlığı tadalım mı hesabıyla baktı bence. Doğru yani, güzel konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Peki Mansur Yavaş olursa ne değişir? Mansur Yavaş olursa ne değişir? Kazanacağı kesin. Çünkü anketlere bakıyoruz mesela. 40'a 60, 45'e 60, 55'e 40. Hani tek turda biten bir iş var. İkinci tura risk olursa çok sıkıntı. Çünkü baktığımızda yine anketlere bakıyoruz. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında %5 var örnek. Evet. Erdoğan bu %5 farkı meetingsiz yer. Hani hiç bir şey yapmasına bile gerek yok bu adamın o %5 farkı kapatmak için. Evet. Mansur Yavaş'ın kazanacağı bu konuda garanti. Çünkü CHP'den kopan kitle var. YCHP olarak bakıyorlar ki buna benim çevre, ki ben de dahilim. Çünkü ben artık daha sosyalist bir çizgiye kaydığını düşünüyorum CHP'nin. Evet. Kılıçdaroğlu ile beraber. Ama eski MHP, AKP kitlesinden çok rahat bir şekilde ben Mansur Yavaş'ın oy alabileceğini düşünüyorum. Anladım. Ama ne Ekrem İmamoğlu bu kitleden oy alabilir ne de Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. O yüzden avantajları o yönde. Daha fazla kitleye hitap ettiği için kazanabilir. Teşekkür ederim. Sağ olun.